İlk bölümde Didem bir konuyu anlatmıştı. Bizim hayatımızda, daha doğrusu bazı insanların, bizim hayatımızda hiç olmayan şeyler bunlar. Bazı insanların hayatında sıkıntıya yol açacak şeyler, işte en küçük şeylerinde sıkıntı meselesi olmasından bahsetmişti. Şimdi bu konulardan bir tanesi de genel olarak hastalıktır. İnsanları bir anda vuran hastalıklar vardır. Bazen çok ölümcül ciddi hastalıklar vardır, büyük hastalıklar vardır ve insanların bir kısmı bunlarla karşılaştığında tabii ki insanın hayat şekli bozulur. Yani pek çok şeyinde değişiklik olur. İş hayatı değişir, aile hayatı değişir. Bir anda gittiği yerler, tatil yerlerine giderken mesela hastaneler olmaya başlar. Hiç durmadan, arada arkası kesilmeden, bazen yıllarca bu böyle devam eder. Dünya hayatının bir gereği olarak bu olur. Şimdi genelde bazı insanlar hep bununla karşılaştığında bütün düzenleri bozulduğu için, bütün her şey değiştiği için, dünya hayatına yönelik ciddi bir tehdit oluştuğu için genel olarak hep bu nereden çıktı telaşında olurlar. İşte bunu burada söylemek aynı yanlış bir yola girdiğinde bu nereden çıktı demek gibi ya da işte diyelim ki işte Didem'in anlattığı gibi temizlikçi kadın gelmediğinde bu da nereden çıktı, bugün işte halledecektim, yarına da misafirim var falan demek gibi. Aslında kaderde olan bir şeye karşı bir ifade oluyor. Yani oradaki oluşan hastalık Allah kimseye vermesin, hiçbir şekilde istemeyiz. Fakat Allah'ın bir imtihanı olarak, bu dünyadaki imtihanı olarak yaratılıyor. Biz nasıl yanlış bir yola girip de işte arabamızı çarptığımızda o olay özel yaratılıyorsa yanlış girdiğimiz andan itibaren, hatta doğduğumuz, hatta var olmadığımız andan itibaren yaratılmışsa, aynı gelip çatan hastalık da, zorluklar da daha önceden belirlenmiş Allah'ın kaderinde olmuş şeyler. Aynı şekilde biliyorsunuz bir deprem oluyor, Allah vermesin. İnsanlar pek çok şeylerini yitiriyorlar. Anlık bir olay. Bu kişinin ertesi güne bir planı oluyor genel olarak. İşte kıyafetini hazırlıyor gideceği yer için. Bütün her şeyi planlı oluyor. Fakat o anda meydana gelen o felaket onun hem planlarını gideriyor hem de bir başka dünya açıyor ona, yani bir başka hayat veriyor. Artık ondan sonrası hiç eskisi gibi olmuyor ya da planladığı gibi olmuyor. Bunların hepsi Allah'ın planı. Yani bizim planlamamız hiçbir şey değiştirmez. Bizim planlamamızın hiçbir önemi yok. Yani bugün vefat eden insanların da yarına belki pek çok planı vardı ama orada onların planını yapmasının da bir anlamı yok. Allah'ın planını bizim izlememiz gerekiyor. Bunların hepsi Allah'ın planı ve insan nasıl rahat eder biliyor musunuz? Allah'ın planına teslim olduğunda rahat eder. Bir hastalıkla karşılaştığında Rabbim sen bunu dünya hayatı için özel olarak verdin demekle rahat eder. Ve buna şükretmekle, Allah'ım sana daha iyi bir kul olayım, bunu vesile et bana demekle. Tabii ki dua edecek Allah'ın şifa vermesi için. Ama aynı zamanda da güzel bir kul olmasına vesile olduğu için bir vesile olduğunu da görecek. İnsanın gerçekten çok daha güçlü bir imanla Allah'a bağlanmasına vesile olacak o hastalık. Onu bilemez. Ama dediğin gibi çok önemli. O vakti de aslında çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çok, belki evet. O hastalık ciddi bir hastalık olmayabilir. Belki bir saat sürecektir. O vakti en güzel şekilde Allah'a tevekkül ederek elhamdülillah bu hastalığı bana veren sensin, şifayı da veren sensin Rabbim diyerek dua ederek geçirirse inşallah orada mutlaka güzellikle karşılaşacaktır. Evet. Ama onu farkına varabilmek işte iman edenleri Allah nasip ediyor. Evet. Burada o açıdan hatırlatmak istediğim, aksilik diye bir şey yoktur insanın hayatında. İnsan Allah'a teslim olduğunda o teslimiyeti yaşar, kaderi izler. Kader zaten hani bazı çok genel bir laf vardır, çok da kullanılır işte onu kaderine bıraktık ya da kaderini değiştirme fırsatı verdik ona. Öyle bir şey yok yani, sadece kaderi izleme gibi bir lüksümüz var bizim. Ve kaderi izleyen bir insan da mutlu olan insandır. Ve Müslümanlar bu yüzden mutludurlar. Allah'ın yarattığına teslim oldukları için. Bir de tabii burada şunu unutmamak gerekiyor. Bu dünya gerçek hayat değil. Bu dünya bir imtihan, imtihan için geldiğimiz bir hayat. Ahiret bizim sonsuz hayatımız, gerçek hayatımız. Dolayısıyla burada ne olursa olsun zaten o imtihanı güzel geçmekle biz yükümlüyüz inşallah.